First of all, you know, to be able to make Turkish coffee, you need Turkish coffee or from Turkey, right? And of course, you know, you have got, you need to have, you know, this kind of an equipment. And then, of course, you know, you have to, you know, drink Turkish coffee, not in this, yeah, right? In a small cup, we call, you know, fincan, right? Yes. First, he's going to make one, just for an example. Ondan sonra Türk kahvesi sade, az şekerli, orta, şekerli ve çok şekerli olmak üzere 5 şeker. Yok, var, söyleyelim ya. Have to drink Turkish coffee. Have to order Turkish coffee. We have to. You can order without sugar, with sugar, medium, middle Turkish coffee, right? Middle sugar Turkish coffee. Yapacağımız kahve adedi kadar bir tatlı kaşığı büyüklüğünde kahveyi kabımıza atıyoruz. There's a spoon, right? We have to put inside. Orta şekerli Türk kahvede. Önceden söylemiştik, bir tatlı kaşığı kadar şeker atıyoruz. Again, just, you know, one spoon of sugar. Kesinlikle kahvemizi hazır sudan yapıyoruz. Kesinlikle kahvemizi hazır sudan yapıyoruz. Not from tap water, right? You should have bottled water, right? You should have bottled water. Fincanımız kadar. So you will have just, you know, one fincan. Fincan is little cup, right? Put in it. Ve buharlaşma adına çok az daha. Just for, you know, vaporing, just az in a half of it. Ama çok olsun. Soğuk less suda, more. Okay. Soğuk suda onu karıştırıyoruz şeker ve kahveyi. Öncelikle we have to mix with the cold water, with the cold water, and then after you mix, start, you have to wait, right? You have to wait. That one. After, you know, it boils. Sisli çıkan köpüğümüzü. We have to get the foam. Bir kaşıkla alıyoruz. Foam out of it. Köpüğümüzü alıyoruz. Yes. Köpüğü kalan kahvemizi yavaş ve dairesel bir biçimde. Evet. Circle. Türk kahvesi Türkler için çok önemlidir. Turkish coffee is very important for